mühendis, jeoloji uzmanı değil mi? Toplamış bildik bilmedik herkesi. Bunca insanın canına sebep olmuş. Ve binada birileri kolonu görmüş. Demiş ki kimse bilmesin. Bunu duyalım, kapatalım. Bilmesin. Bu katili çıkartacak. 18 gündür, 10 gündür söylüyorum. Birinci kat çökmüş. Seni temizliyor. Dışarıdan bakıyor, temizliyor. Eczanede iki tane kolon çökmüş. Devlet bize ne yaptı? 10 milyarla ne yapıyoruz? Nakliye tuttuk, para verdik. Bütün yeni masrafını ettik. Neden böyle yaptı? Akşam 7'ye kadar. Akşam 7'ye kadar dediler. Sonra da saat 3'te polisler geldiler. Binanın etrafını güncel etrafını sardılar. Biri çıkışı yasakladılar. 7'ye kadar da böyle. Şimdi diyorlar ki Çevre Şehircilik Bakanlığı gelecek. Ne derse ona göre karar verecek. Ve sisteme de bugün girdi. Şimdi az hasarlı olarak çıktı. Az hasarlı olarak bugün sabah ağır hasarlı oldu. Sustukça ezildik. Sustukça sıra sana gelecek. 19. gün. 19. gün daha binada insanları çıkardılar. 19. gün. Nerede? Binada insanlar kalsaydı bunun sorumlusu kim olacaktı? Kim alacak? Geldiler. Başın sağ olsun Türkiye. Geldiler az hasarlı, binaya az hasarlı dediler. Geldiler. Sonra başın çok hasarlı dediler. Böyle iş olabilir mi? 100 bin lira destek vereceğiz. Evet. Mağdurlara evi yıkan. Ondan sonra açıklama geldi ki fatura vereceksin. Hemenlerin bu eşyam var. Post makinesi var. 20 yıllık 10 yıllık kimin faturası duruyor ki? Benim de dursun, onların dursun. Yok ki. Böyle bir şey yok. Bütün adamlarınızın mali bitti mi? Eşyaları bitti. Nasıl şey çekin? Polisler çıkarttı. Diğerleri çıkarttı. İşyerler çıkarttı. Onu hiçbir şey kimse çıkartmadı. Bir aydır sokaklarda kimse bana bir iğne vermemiş ya. Kimse, 10 gün ben bu evde kaldım, çürük evde. Kimse beni evine almadı ya. Çocuklar. Bana gelip dediler ki az hasarlı. Kamera burada gelsinler baksınlar. Benle çocuklar 10 gün boyunca bu hasarlı evde okuduk. Kızım da az hasar dediler, biz de karışmadık. Kimse gelip kapıma demedi ki eşyan hiç var. Canım güvenlikte, şeydi. Bu da kahvaltı diyorlar.